Horoz da kendi başına yaşıyor ormanda. Öyle güzel ayarlamış ki zamanı. Tilkinin olmadığı zaman hemen bir yayılıyor ve hemen yüksek bir ağaca çıkıyor. Tilki kokuyu alıyor. Bakın burası çok ilginç. Kokuyu alıyor, geliyor, geliyor, geliyor ama ağaca bakmak hiç aklına gelmiyor. Koku orada kayboluyor, geri gidiyor. Ben bu kokuyu niye kaybettim falan. Günlerce böyle uğraştıktan sonra tilkinin amacı horozu yemek. Kahvaltı yapmak onunla falan. Amacı o. Yine bir gün geliyor, ağaca yaklaşıyor, koku yine kayboluyor. Oturuyor, of yoruldum ben. Kuyruğu geride, bir metre geride falan tilkinin. Yoruldum ben diyor. Şöyle kafayı yukarı kaldırınca bakıyor, görüyor ki beyaz horoz orada. Ben bunu nasıl indiririm? Dehası aldatamıyor, bakın. Örnek bir şey bu. Selamun aleyküm diyor, horozların beyazı. Gördü ya beyaz horozu. O da diyor ki, birbirlerine zarf atıyor, tavlıyorlar. Aleyküm selam tilkilerin şahfazı diyor. Şahı. O onu tavlıyor, o onu tavlıyor. Diyor ki tilki, aşağıya in de diyor. Kılalım sabah namazı. Ezan okunuyor, sabah ezan okunuyor. Horoz da çok yaşlı. Çok da kurnaz. Şöyle uzaklara bakıyor, çok uzağa bakarmış gibi şöyle. Karşıdan diyor, iki tazı ile bir avcı geliyor. Onlar da gelsin de cemaatine kılalım namazı deyince tilki fır, dağa. Benim abdestim bozuldu diyor. Namaz kılamayacak. Tilkinin kurnazlığı dehasında değildir. Ona inanan ahmaklardır onu kurnaz yapan.